geri yandır biraz. Değerli basın mensupları, biraz önce Sincan cezaevinde yatan 4 tutuklu gazeteci arkadaşı, birisi aslında gazeteci de değil, bir sanatçı ama sosyal medyada yardımcı olduğu için gözaltına alındı ve tutuklandı. Ziyaret ettim ve durumları hakkında bilgi aldım. İçerideki şartların bir hapishanede olacağı çerçevede olduğunu ifade ettiler. Bir bu anlamda rahatsızlık ifade etmediler. Ancak haksız olarak tutuklandıklarını ve bunun kamuoyu tarafından bilinmesi gerektiğini, bizden de bunu gündeme getirmemizi talep ettiler. Kendilerine hapishanede nasıl davranıldığını sorduğum zaman koğuşta şartların temiz olduğunu ve koğuşta kalanların kendi aralarında bir ahenk yarattığını ifade ettiler ve bunu da biraz şaşkınlıkla ifade ettiklerini söyleyebilirim. Ancak adaletin hızlı işlemesini talep ediyorlar. Bu da onların doğal hakkı çünkü basında çıkmış haberleri sosyal medyada ve basın organlarında dile getirdiği için kimse tutuklanamaz. Bu kabul edilebilir bir husus değil. Biz de Zafer Partisi olarak yanlarında olduğumuzu ve olmaya devam edeceğimizi ifade ettik. Konuyu yakından takip ediyoruz. Bu işin bu kadar uzaması ve tutuklamaya gelmesi dahi kabul edilemez. Davanın açılış şekli, tutuklamaların yapılış şekli, bunların hepsinin deliller, sözde delillerin ele geçirilmesi, hepsi ciddi yasaya aykırılık içeriyor ve Zafer Partisi avukatları bu konuda şikayetlerde gereken bütün adli mercilere önümüzdeki günlerde bulunacaklar ve bulunma konusunda da çalışmalara başladık. Sizin soracağınız sorular varsa onları da cevaplandırmaya hazırım. Türkiye'de dünyanın en fazla sığınmacısının ve kaçağının yaşadığı ülke olmak durumunda 13 milyona aştı sayı ve bu artık kabul edilebilir değil ve Türk vatandaşlarının da bu insanların vatanlarına dönmesini istemeleri ve bunu ifade etmeleri haklarıdır. Hiç kimse anayasal olarak Türk halkına, Türk vatandaşına verilmiş hakkı kullanımını hoşuna gitmediği için engelleyemez. Biz Zafer Partisi olarak 2 seneden beri, kurulduğumuz günden beri Türk milletinin bu konudaki talebini siyasete taşıdık. Bundan sonra da taşımaya devam edeceğiz. Bu tür operasyonların, bu tür gözaltıların, bu tür baskı girişimlerinin sonuç alması mümkün değil. Çünkü 13 milyon sığınmacı ve kaçak varlığı devam ederken sınırdan yenileri geçmeye devam ediyor ve Türkiye'de ekonomik kriz artıyor. Güvenlik her geçen gün biraz daha azalıyor ve vatandaşların da buna tepkisi artıyor. Eğer bu tepkinin ortadan kaldırılmasını istiyorsanız yapacağınız şey sokakları daha güvenli hale getirecek, girişleri tamamen durduracak önlemleri almanızdır. Bakın sınırlarımızın ne kadar güvensiz olduğunu Suriye'den giren 2 teröristin İçişleri Bakanlığı'nın kapısına kadar gelip saldırı girişiminde bulunmaları da gösteriyor zaten. Eğer sınırlarımız güvenli olsaydı bu 2 terörist kapının önünde öldürülmeden daha sınırdan girmeden yakalanırlardı. Evet, o konuyu da görüştüm, hem de cezaevi yetkilileriyle görüştüm. Bana verilen bilgi cezaevi yetkilileri tarafından şu, ilk giriş sırasında saçım kesilmesin diyenlerinkileri kesmiyoruz ama bunun dışındakileri kesiyoruz, bir kez kesiyoruz dediler ve gazeteci arkadaşlarımızın da itiraz etmediğini ifade ettiler saç kesilmesine. Ancak
Avukatlardan aldığım bilgi en azından gazeteci arkadaşlarımızdan bir tanesinin şu anın ben saç kesimi istemiyorum dediği, buna rağmen saçının kesildiği doğrultusunda oldu. Özetle durum bu. İki tarafın farklı farklı açıklamaları var bu konuda. Muhtemelen o anda saçları kesen arkadaş, yani görevli biraz yetkisini aşmış. Evet, bu partimizin yapmış olduğu resmi açıklamadan aldığınız bir ifade doğru. Türk Silahlı Kuvvetleri operasyon yapmadan önce Dışişleri Bakanı'nın yapmış olduğu açıklama var. Ve bu açıklama çok net bir açıklama. Oradaki üçüncü tarafları uyarıyor. Üçüncü taraflar arasında Amerika Birleşik Devletleri de var. Ve Amerika Birleşik Devletleri bu uyarıyı duymadığını ve Türk siyasını düşürdüğünü gösterdi. Şimdi ben kamuoyu önünde şu soruyu sormak istiyorum. Türk siyasını düşüren Amerikan savaş uçağı İncirlik'ten mi kalktı? Evet. Hangi havalanından kalktı? Suriye'deki bir havalanından kalkmadı bu Amerikan savaş uçağı. Ya Irak'tan geldi ya Türkiye'den geldi. Bunun cevabını versinler. Eğer İncirlik'ten kalkan bir Amerikan uçağı Amerikan askerleri tehlikeye düştü diye Türk siyasını düşürüyorsa, peki benim askerlerimin, benim jandarmamın, benim milli istihbaratçımın hayatını tehlikeye düşüren YPG, PKK'lılar ne oluyor? Yani bu konu öyle yanlış oldu, kusura bakmayın, çok fazla yanaştınız şeklinde geçiştirilebilecek bir konu değil. Amerika'nın askerlerinin hayatı kıymetli olabilir ama Türk askerlerinin hayatı bizim için daha kıymetli. Evet. Peki, teşekkür ediyorum arkadaşlar.